sene İstanbul'da 1 Mayıs'ı yine Taksim yasağıyla karşıladık. Bu yasakla Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. İşçi ve emekçi kitlelerin buluşma olanakları bu yolda engellenmeye çalışıldı. Son dönemde sıklıkla yaşadığımız gibi yine partizana yönelik özel bir saldırı gerçekleşti. 17 yoldaşımız gözaltına alındı. Gözaltına alınan yoldaşlarımızın tümü ve gençlik komitelerinden dostlarımız 3 gündür gözaltında tutulmaktadır. Bu sabahta İstanbul'da evlere yapılan polis baskınlarında en az 47 dostumuz gözaltına alındı. Taksim yasağına karşı artan kitlesel öfkenin bu yıl Saraçhane'de vücut bulması Taksim iradesinin gelişmekte olduğunu göstermiştir. Fiili OHAL uygulamalarıyla işçi ve emekçilerin buluşması, sisteme karşı öfkenin yıkıcı bir güç olması engellenmeye çalışılmıştır. Binlerce kişi Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'de buluşmuştur. Saraçhane'de Taksim'e yürüme iradesi gösteren kitle de polis saldırısına uğramıştır. Bize yönelik saldırının esasını da bu oluşturmaktadır. Bu saldırı kitlelerde biriken öfkenin partizan öfkesiyle birleşmesine karşıdır. Yoldaşlarımız ellerinde partizan yazılı ve komünist önder İbrahim Kaypakkaya süreli flamalar varken saldırıya uğradılar. Belirtmekte fayda görüyoruz. Partizanın da İbrahim Kaypakkaya'nın da yasaklı olduğuna dair bir mahkeme kararı yoktur. Bu tamamen keyfi bir uygulamadır. Biz devletin kendi yargısını da dikkate almadığını Anayasa Mahkemesi'nin Taksim kararına uymamasından biliyoruz. Taksim'e çıkışı her koldan yasaklayan ve engelleyen devletin partizan adına ve İbrahim Kaypakkaya süreyyatına karşı da saldırgan olması bizim için hiç de şaşırtıcı değil. Taksim, İbrahim Kaypakkaya ve partizan yasağı fiili bir yasaktır. Gözaltına alınan yoldaşlarımız polisin işkencesine maruz kalmıştır. İşkence sonucu birçok yoldaşımızın vücudunda izler olmuş, yoldaşımız İbrahim Hakkı Eren'in parmağı çatlamıştır. Akabinde burjuva feodal medya tarafından kitlemiz terörist ilan edilmiş ve medya aracılığıyla işçi emekçilerdeki 1 Mayıs bilincinin bulanıklaşması hedeflenmiştir. Medya yoluyla gözaltı sürelerinin uzatılmasının zemini hazırlanmıştır. Yoldaşlarımız 1 Mayıs'ta kitleselleşen devrimci iradenin ta kendisidir. Kitlelerin devrimci iradesi yasaklanamaz, engellenemez. Taksim iradesinin bastırılmasını amaçlayan bu gözaltılar daha güçlü bir iradenin gelişmesini asla engelleyemeyecektir. Devrimci yürüyüşümüz buna izin vermeyecektir. Saldırılar haklılığımızın göstergesidir. Halkın iradesinden korkanların saldırısı beyhudedir. Devrimci iradeyi kitlesel bir iradeye dönüştürmek için attığımız adımlar Saraçhane direnişinde somutlaşmıştır. Yoldaşlarımızın yanındayız. Tüm halkımızı, yoldaşlarımızı, yoldaşlarımızın mücadelesini ve 1 Mayıs'ı sahiplenmeye çağırıyoruz. 3 gündür gözaltında tutulan yoldaşlarımız ve dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Taksim halkındır, partizan. 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 35 kişiyle ilgili emniyette yapılması gereken işlemler tamamlanmış olmasına rağmen hiçbir somut gerekçe sunulmadan gözaltı süresi uzatılmaktadır. 35 kişinin emniyet ifadeleri 2 Mayıs günü sabaha karşı tamamlanmıştır ve 2 Mayıs günü savcılığa çıkacağı bilgisi verilmiştir. Ancak 2 Mayıs günü öğleden sonra gözaltı süresinin uzatıldığı, gözaltındakilerin Cuma günü adliyeye çıkarılacağı sözlü olarak bildirilmiştir. Bu sabah adliyeye kaçta çıkarılacaklarını öğrenmek için emniyeti aradığımızda gözaltı sürelerinin bir kez daha uzadığı sözlü olarak tarafımıza bildirilmiştir. Gözaltı işleminden beklenen hukuki yarar sağlanmış olup müvekkillerin en kısa sürede adliyeye sevk edilmeleri gerekmektedir. Hiçbir somut gerekçe sunulmadan gözaltı sürelerinin uzatılması, bu işlemlerin hukuk sınırlarını aşıp keyfiyete ve intikam alma aracına dönüştürüldüğünü açıkça göstermektedir. Hukuka aykırı bu duruma bir an önce son verilmelidir. Bu gözaltı uygulamasının tabii uzamış olması, 4 güne uzamasından söz ediyoruz. Yani son sınırına kadar bu gözaltı süresinin uygulanıyor olması aynı zamanda burada hükümetin yasakçı anlayışının ne kadar kuvvetli olduğunu, aslında halkın bir araya gelmesinden, cesaretlenmesinden duyduğu korkuyu da ifade ediyor. Biz tabii ki bu hukuksuzlukların derhal sonlanması noktasında ilk günden beri çağrılarımızı yapıyoruz. Gözaltı sürecinin de derhal sonlandırılması gerekmekte ve bu hukuksuzluklara imza atan, uygulamalarıyla ya da kararlarıyla bu hukuksuzlukları güçlendiren tüm görevlilerin de idare
idari ve adli yönden soruşturulması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu yasağı uygulayanlar bu soruşturmaları yapar mı sorusu belki sorulabilir ama biz sonuna kadar hukukun ve insan haklarının uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz.